Günaydın sayın seyirciler. Spor gündemiyle karşınızdayız. Gündeme yansıyanları bugün değerlendireceğiz Ahmet Okan ve Hasan Topaloğlu ile birlikte. Aksa Süper Ligi'nde haftanın son karşılaşması dün akşam oynandı. Mausa Türk Gücü ile Yompaş Dumlupınar arasında geçen çok heyecanlı bir mücadele vardı dün akşam Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük stadında. Karşılaşma Mausa Türk Gücü'nün 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Özet görüntüleri hazırladı arkadaşlarımız. Şimdi özet görüntüler gelsin ekranlarınıza. Maçı izledikten sonra stüdyoda yorumlarımıza devam edeceğiz. Spor servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hareketlenen Emre Kuvvetli Şahin. Hata var orada Arda. Emre ceza sahasına giriyor. Emre ceza sahasında gol pozisyonu. Şut, top dışarıda. Emre Kuvvetli Şahin'den pası Hikmet hareketleniyor. Hikmet Isaac mücadelesi. Kaleci Ufuk Şimşek'te kalıyor top. Şimdi ileriye uzun gönderilen top. Necati Genç'ten sekti. Ünal ceza sahasında. Ünal yerde kaldı. Mikael Pote gol pozisyonu kaleci Türkkan. Osi Martin topla hareketli. Karşısında Isaac var. Osi Martin birebir ceza içerisi. İçeriye pas vuruş, top üstten dışarıda. Emre sıyrıldı şimdi. Emre Kuvvetli Şahin sıyrıldı. Çok şık sıyrıldı ceza içerisi. Emre Kuvvetli Şahin gol pozisyonu. İçeriye boşta kalan top vuruş, top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Arda Yatman kendi kalesine. Mehmet Gürlü vurdu ama Arda Yatman'a çarpıyor top. O noktada Arda Yatman'ın kendi kalesine attığı gol. 1-0 öne geçiyor Mausa Türk Gücü Yompaş Dumlupınar karşısında. Dakika 15. Kendi aralığından rakip alana topu taşıdı Mehmet Erol. İyi sakladı topu araya. Şimdi ceza sahasında Uğur gol pozisyonu. Uğur ceza sahasında gol pozisyonu. Top dışarıda ama bayrak havada. Türk'le Yompaş Dumlupınar atar. Emre içeriye, Mert ceza sahasında topuk pası. Gol pozisyonu. Osi Martin top dışarıda. Pote'yi düşündü. Seket top Pote. Topla buluşabilir. Pote ceza içerisinde. Gol pozisyonu. Vuruş kaleci Türkkan. 6 kişilik baraj oluşturuldu. Topun gerisinde Berke Zorba, Berk Büyükkal, Utku Amamcıoğlu. Şu anda işaretini verdi. Ufuk Şimşek kalesinde dikkatli. Berke Zorba topun üzerine geliyor. Berke plaseyi bırakıyor. Üst direk atak devam ediyor. Kafa vuruşu kaleci Ufuk Şimşek. Uğur Gök'ün önünde derin boşluk var. O noktaya gönderiyor. Uğur Gök ceza sahasına yaklaşıyor. Uğur Gök içeriye baktı. Yaptı ortasını. Mikael Pote bir kafa, top dışarıda. Orta yuvarlakta top kapma mücadelesi. Açılan top Berk Büyükkal'ın önünde kaldı. Yompaş Dumlupınar hata. Berk kaleye baktı. Aşırtma bir vuruş ve gol. Mükemmel gol. Berk Büyükkal 45+2. Muhteşem bir gol atıyor. Berk Büyükkal Ufuk Şimşek'in önünde olduğunu gördü. Ve gerçekten harika bir vuruş. Maça denge geliyor. Şimşek çizgi halinde Mausa Türkçü savunması. Berke Zorba içeriye ortası. Arka direğe doğru. Osi Martin top dışarıda. Osi Martin top dışarıda. Utku Amamcıoğlu kronometresini kontrol ediyor. Ve çalan düdükle ilk yarıyı sonlandırıyor. İlk yarı bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Bu arada Ufuk Şimşek şu anda Yompaş Dumlupınar yedek kulübesine doğru hareketleniyor. Türkan da o noktaya geldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde de hiç gereksiz, gerçekten gereksiz diyalog var. Bir anda iki kaleci birbirine giriyor. Türkan Deniz, Ufuk Şimşek. Hiç de görmek istemediğimiz görüntüler. Utku Amamcıoğlu bu arada izliyor. Evet. Utku Amamcıoğlu pozisyonu yakından takip ediyor. İzliyor bu arada. Çalan düdükle bir anda oyun alanı karıştı. Yompaş Dumlupınar yedek kulübesi önünde Ali Oraloğlu, Kemal Mahirel, Utku Amamcıoğlu'na tepkilerini gösteriyor. Ortam bir anda gerildi. Türkan'a kart beklentisi vardı. Koral Bozkurt saha içerisinde Sedat Devecioğlu ile diyalog. Bir anda maçın ilk yarının bitiş düdüğüyle saha içi soyunma odasına giderken Ufuk Şimşek'in hareketi vardı. Yompaş Dumlupınar yedek kulübesinde Türkan kalesini terk etti, o noktaya geldi. Daha sonra iki kalecinin birbirine karşı müdahalesi var. Evet, başkanlar da hemen oraya gitti. Kulüp şu anda başkanları orada. Yine
Lumlupınar yedek kulübesi önünde. Bir anda karıştı şu anda orası. Ekranlara yansımıyor ama soyunma odası önünde tartışmalar var. Gerçekten hiç de görmek istemediğimiz görüntüler şu anda yansıdı. Halbuki yani maçta herhangi bir şey yok sevgili Ahmet Okan. Yani güzel bir de gol izledik son dakikada. Birbiri geçildik ama çok enteresan, hiç gereksiz. Bu arada yani futbolcular da var. Mausolik gücü futbolcuları da var o noktada. Hiç gereksiz. Birçok taraftar o noktaya doğru hareketlendi. Tabii ki basın odasında yayın yaptığımız için, soyunma odaları alt tarafta olduğu için kameralarımız o görüntüleri almakta sıkıntı yaşıyor. Ama Yonpaş Doğupınar soyunma odası önünde hareketlilik olduğunu da hemen belirtelim. O noktaya doğru taraflı tarafsız izleyicilerin, taraftarların o noktaya gittiğini hemen söyleyelim. İlk yarı tamamlandı. Biz sözü merkeze bırakacaktık ama yaşanan gelişmeler sonrasında... Bu arada şunu söyleyeyim sevgili Ahmet Okan. Bu giriş tüneli, yani giriş olan bölge, futbolcuların soyunma odalarına girmek için kullandığı yer maalesef çok karışık. Polis de tam anlamıyla tedbir alamamış durumda ve şu anda ana baba günü maalesef. Mausa'da çalan düdükle ikinci yarıya Dumlupınar başlıyor. İlk yarı birbirli geçirdikle tamamlandı. İşte hareketler ileriye uzun gönderdi. Savunma arkasında kaleci Türkan ayaklarıyla topu taca gönderiyor. Doktor Fazıl Küçük Stadında Ünal topun üzerine doğru geliyor. Ünal kaleye vuruyor. Kaleci Türkan'da kalıyor top. Pas Mehmet Altın. Topu pas denemesi olmadı. Savunma kısa düşen bir top. Bünyamin şimdi ceza alanı. Pas Mehmet gol pozisyonu. Vuruş, kaleci Ufuk gole izin vermiyor. Mehmet Altın vurdu. Net pozisyon ama kaleci Ufuk mutlak bir pozisyonu önlüyor. Savunma sonrasında içeriye Mert gidiyor. Gol sayı yok. Mert Güçlücan. Gol pozisyonu. Mert Güçlücan ceza alanı. Vuruş, kaleci Ufuk. Kaleci Ufuk. Kaleci Ufuk. Yine Ufuk. Gole izin vermiyor Ufuk Şimşek bir kez daha. Büyük kaldı top. Şimdi ileriye gönderdi. Mert Güçlücan savunma arkasında. Ceza sahasına giriyor. Mert Güçlücan gol pozisyonu. Mert Güçlücan kaleci Ufuk. Önce dengeyi kaybetti, sonra Ufuk'tan sıyırmayı denedi ama kaleci Ufuk başarılı. Mustafa Salk topla buluştu. Mustafa Salk içeriye kat ediyor. Pası tek top Emre. Mustafa ceza sahasında. Mustafa yerde kaldı, penaltı. Mustafa Salk Olcay mücadelesi yerde kaldı, penaltı. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu penaltı noktasını gösteriyor. 67. dakikada. Mustafa Yaşılsez penaltı atışını kullanacak. İşaret verildi. Mustafa Yaşılsez topun üzerine geliyor. Şut ve gol. Mustafa Yaşılsez atıyor. Mausa Türk Gücü 2-1 öne geçiyor. Bu kez sevinme sırası Mausa Türk Gücü futbolcularında. Minik futbolcular da sahaya giriyor. Gelen gol sonrasında dakika 69. Gol Mustafa Yaşılsez penaltıdan. Mausa Türk Gücü bir kez daha öne geçiyor. Pas Mehmet Erol çabuk atağa kalkıyor. Mausa Türk Gücü sağ kanatta. Emre Özsin topla buluştu. Ceza içerisinde Emre Özsin. Gol pozisyonu, kaleci Türkan gole izin vermiyor. Sert şut, Türkan gole izin vermedi. İsabetli değil ama Mehmet gördü, geldi şimdi aldı. Tekrar Uğur'un olduğu nokta. Uğur rakibinden sırada birikmiş. Uğur Tahsin, Uğur yaptı ortasını. Pota kafa, kaleci Türkan. Ceza içerisinde düdük çaldı. Berke kale alanı içerisinde, kaleci Ufuk yumrukladı, topu uzaklaştırdı. Düdük çaldı, Mustafa Yaşılsez baktı. Uzak kale direğine kaleci Türkan, son anda Ünal ve sonrasında da Berk Güçlücan topu uzaklaştırıyor. En solda Berk Güçlücan var. Mehmet Altın içeriye savunmadan sekti, açılan top Berk Güçlücan. Berk vurdu, top yandan dışarıda. Şimdi İsmail Tırlık'la gelişecek. Yonpaş Dumlupınar hata, Berke zorba yerde faul. Serbest vuruşu kullanacak. Mustafa Sal şimdi bıraktı, Mustafa Yaşılsez savunma arkasında topla buluşuyor. Mustafa Yaşılsez ceza sahasına girdi. Gol pozisyonu, Mustafa Yaşılsez, kaleci Türkan. Bizim saatimize göre 90+8 ile doldu. 9. dakikaya girdik ve maçın hakemi Utku Amamcıoğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Mausa Türk Gücü 2, Yonpaş Doğupınar 1.
Evet sayın seyirciler, dün akşam 25. hafta Süper Lig'de tamamlandı. Mausa Türk Gücü Yonpaş Dumlu Pınar'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Dün akşam canlı yayındaydı bu karşılaşma. Stüdyoda Hasan Topaloğlu ve Ahmet Ogan var. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Maçı izledik. Dün akşam da sahadaydık. 90 dakika mücadele, 90 dakika pozisyon, 90 dakika heyecan hiç bitmedi. İki takım da istekli, arzulu bir oyun ortaya koydu. Neler söyleyeceksin Ahmet Ogan, senden başlayalım. Bir kerecik ben her iki takımın futbolcularını kutluyorum. Çok keyifli bir maç izlettiler bize. Hem derbiye yakışır bir maç oldu. Derbiye yakışır şekilde oldu. Söylediğin gibi heyecanı, aksiyonu, her şeyiyle mükemmel giden bir maçtı. Sadece devre arasındaki heyecanla birlikte, yaşananlarla birlikte hoş olmayan görüntüler vardı. Ama günün sonunda baktığımızda Mausa Türk Gücü kazanarak artık şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı. Maç sonrasında Koral Bozkurt Başkanlığındaki yönetim ve teknik direktör Ali Oraoğlu teknik kadrosuyla futbolcular kazandıktan sonra şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladılar. Tabii ki özellikle uzun soluklu maraton içerisinde çok daha farklı kutlamalar yapılacaktı ama özellikle 6 Şubat depremi sonrasında yaşananlar buruk sevinci beraberinde getirdi ama ne isterse olsun özellikle 4'te 4 yapmak, 12. şampiyonluğu elde etmek ve bundan sonraki süreçte işte puansal olarak rekor kırmak, tek mağlubiyetle bu işi noktalamak kalan maçlarda bu tür hedefler Mausa Türk Gücü açısından son derece önemli. Tabii maça geldiğimizde sevgili Çelen, özellikle Şenol'un cezalı, Arif'in uzun süreli sakatlıktan dolayı oynamayacak olması özellikle hücum hattında diğer maçlara da baktığımızda ciddi sıkıntılar yarattığını görüyoruz. Emre'nin sakatlanıp çıkması. Artan performansı var. Emre Kuvvetli Şahin'in Mustafa Salk'ın savunmanın sağına Emre'nin öne alınmasıyla birlikte ofansın artması. Mehmet Gürlü'nün sol beke alınarak Kupa Cihangir maçındaki ikinci yarıdaki denemesiyle birlikte devam eden Ali Hoca Uğur'un ön tarafa alınmasıyla yaratıcı özelliğini artırmaya çalıştı. Şenol ve Arif'in eksiklikleri sonrasında. Her ne kadar Pote'nin formsuzluğu olsa da akşam adına baktığımızda girdiği önemli pozisyonlar vardı. Pote'nin varlığı özellikle savunmayı tutma anlamında öne çıkışlarda ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Uğur'un getirip yaptığı asiste kava vuruşu da az farkla dışarı gitti. Ve oyunun içerisinin ilk yarıya baktığımızda aslında oyunun kontrolü daha 4. dakikada Arda Yatman'ın yaptığı büyük hatadan Emre Kuvvetli Şahin kaleciyi geçmesine rağmen dışarıya göndermesi oyunun zevkli, çekişmeli ve bol pozisyonlu olacağını zaten sinyallerini verdi. Aynı hataları Mausa Türk Gücü savunması da yaptı. Ve bu yapılan hatalar sonrasında ilk yarıya baktığımızda golü bulan Mausa Türk Gücü oyunun kontrolünde elinde götürdüğü anlar gibi görünse de özellikle ilk yarıdan az ve öz pozisyonda olan Dumu Pınar önemli pozisyonlar buldu. Osi Martin'le buldu, atamadı. Ama Berk Büyükkal uzatma bölümlerinde ilk yarıda attı o muhteşem golle maça denge getirdi. Ve ilk yarı böyle tamamlandı. İkinci yarıda özellikle 1-1 biten karşılaşma sonrasında yapılacak hamleler ki Sedat Hoca iki oyuncu değişikliğiyle birden başladı. Ve kazanmaya yönelik onlar da oynamaya çalıştı. Devre arasında yaşanan olaylar hoş değil. Daha sonra onları değerlendiririz ama ikinci yarıdaki oyun temposuna baktığımızda gerçekten iki takım da açık bir futbol ortaya koydu. İki takım da kazanmak istedi. Arzulu, istekli oyunları türbünleri dolduran tıklım tıklım taraftar kitlesinde, seyirci kitlesinde güzel anlar yaşattılar. İkinci yarıda özellikle maçı koparabileceği kırılma anları bana göre 57, 58 ve 64'ü Yonpaş Dumu Pınar adına. Önce Mehmet Altın, sonrasında da Mert Güçlücan'ın iki pozisyonu inanılmaz derecede kaçırdılar. Ama burada Ufuk Şimşek'in hakkını teslim etmek gerekir. Maça damgasını vurduğunu söyleyebilirim. Yaptığı kurtarışlarla birlikte ve bir anlamda da galibiyette de önemli rol oynadığını söyleyebilirim. Türkan da önemli pozisyonlar çıkardı ama maçın kırılma anlarında çok kritik kurtarışlarıyla ve Mausa Türk Gücü'nü oyunda tuttu. Gelen penaltıyla birlikte öne geçtiler. Öne geçtikten sonra da hem skoru tutma hem de kazanma adına verdikleri mücadele sonrasında kazanmayı bildiler ve
67 puana ulaştılar. Cihangir'le arasında 13 puanlık fark yarattılar. Ve bu hafta deplasmanda Paşaköy'de oynayacaklar. Mesire maçında alacağı puanla da şampiyonluklarını ilan edecekler. Ve 4 yıl üst üste önemli bir başarıya imza atacaklar. Bundan sonraki süreç az önce söylediğim gibi kalan rekorları kırma için mücadele edecek. Yonpaş Doğu Pınar adına özellikle derbiyi kaybetmenin moral bozukluğu mutlaka yaşanacaktır. Ama Sedat Devecioğlu özellikle genç oyuncuları son haftalarda takıma kazandırarak yeni takım yaratma, geleceğin takımını yaratma adına olumlu bir davranış olduğunun altını çizmek istiyorum. Önce geçmiş haftalarda Arda Yatman'da devam eden, ısrar eden ki Berk Büyükkal zaman zaman oynuyordu, zaman zaman 11'de oynuyordu. Artık sürekli oynama noktasına geldi. Berk Güçlücan, Mert'in kardeşinin oyuna sürekli alınması ki bir de golü var oynadığı dönemde. Yani gençleri de kazanma noktasında Yonpaş Doğupınar'ın iyi bir strateji belirlediğini söyleyebilirim. Ve bundan sonraki süreçte de kalan 5 haftada da en iyi yerde ligi bitirmeye çalışacak. Mausa Türk Gücü için de söylediğim gibi gerçekten rekorları kırma adına önemli hedefler var. Hedeflerine ulaşmasına rağmen çok daha önemli hedefleri var ve bu hedefleri başarabilme adına da mücadele edeceğini söyleyebilirim. Son olarak da taraftarlara ve Maus halkına teşekkür etmek istiyorum. Bir gece maçı, hafta kapanış maçı, pazartesi akşamı ama işte ekranlarda tıklım tıklım yansıyor. Tıklım tıklım dolu türbünler. Açık kapalı duvarların önü ve bir futbol gecesi bizlere yaşattıkları için, bu ambiyansı yaşattıkları için de oraya gelen tüm taraflı tarafsız herkese de teşekkür ederim. Evet. Hasan, sen neler söyleyeceksin? Dün akşam gerçekten çok heyecanlı, temposu yüksek, bir an bile gözünü sahadan ayıramadığımız bir gece izledik. Derbiye yakışır bir mücadeleydi. Ta ki devre arasında olaylar yaşansın. Onun dışında saha içerisinde mücadele, tribünde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bunlar güzel şeyler. Sahadaki mücadele üzerine basa basa söylüyorum. Gerçekten zevk verdi. Derbiye yakışır bir mücadeleydi. Sen neler söyleyeceksin? Yorumun neler? 19.30'da iftarını yapıp da saat 20'de o tribünleri doldurmak kolay değil. Buradan Mausa halkını kutlamak lazım. Mausa Türk Gücü taraftarına da bir çağrım olacak. Sadece içeride değil dışarıda da bu şampiyon takımı desteklemeleri lazım. Yani 4'te 4 yapmış bir Mausa, dünya yatırım yapan bir Koral Başkan yönetimi. Ama dışarı maçlarda gereken seyirciyi Mausa Türk Gücü yanında göremiyor. Hatta içerideki bazı maç da göremiyor. Yani Mausa Türk Gücü bu başarıdan daha fazlasını yapamaz. Hiçbir takım yapamaz. Daha ne istiyor Mausa Türk Gücü taraftarı? Onu çok merak ediyorum ki dün akşam maç sonrası soyunma odasından çekilen fotoğraf ve Koral Başkan'ın paylaşımı çok anlamlıydı. 13. şampiyonluğa doğru. Yani şimdiden gelecek senenin şampiyonluğunu konuşmaya başlıyor daha 12.yi kutlamadan. Bu ne kadar hedefe kilitlenmiş olduğunu gösteriyor Sayın Başkan'ın ve yönetimin. Dün akşam gerçekten iki takımı da kutlamak lazım. Çok kaliteli bir oyun ortaya koydular ki Süper Lig'de bu atmosferde, bu kalitede, bu çekişmede, bu kadar gol pozisyonu çok az maç izledik. Bu da onlardan biriydi. Derbiye yakışır bir karşılaşma oldu. Atamayan atarlar, futbolda bu kural her zaman vardır yani. Evet. Akşam Ahmet Ogan televizyonda da söyledi bunu. Atamayan atarlar. Dün akşam Karagümrük Fenerbahçe maçının ikinci devresinin başında da Karagümrük kaleciyle karşı karşıya atamadı. Bir yerde yiyeceksiniz yani, bu kadar net pozisyonları harcarsanız. Ki kaçıran oyunculara bakıyorum. Bir usta ayak Mehmet Altın, biri usta oyunculardan genç yıldız Mert. Ama bir usta da karşılarında var ki bu yılın gerçekten takdir edilmesi gereken forumda kalecisi Ufuk Şimşek muhteşem kurtarışlara imza attı. Maçın hakkı galibiyet Mausa'nın mıydı? Maçın hakkı beraberlikti. Bunu net söyleyebilirim yani, ama işte Mausa Türk Gücü öyle ya da böyle kazanmayı biliyor. Maçın devre arasında yaşanan olaylara geldiğimizde ben Utku Amamcıoğlu'nu geçtiğimiz haftalarda eleştirdim. Sonrası geçtiğimiz haftalarda da takdir ettim. Ve aradaki farkı söyledim. Utku Hoca bir türlü standartı yakalayamıyor. Evet. Utku Hoca bir Türk ocağı doğan Türk Birliği Kupa derbisi yönettiği, belki de son 5 yılda en iyi Utku Hoca'ydı. Müthiş, muhteşem, harika, her şeyi söyleyebilirim.
Ama dün akşama bakıyorum. Haksız bir penaltı verilmesine rağmen ki yardımcıydı orada. Aynen, onda Utku Hoca'nın hiç hatası yok. Evet, onu söylemiştik zaten. Aynen. Dün akşama bakıyorum. O son 5 yılda gördüğümüz Utku Hoca. El hareketlerine, bilmem tavırlara, hepsine göz yuman, kafasını döndüren, sahada yokmuş gibi davranan, en basiti devre arası yumruk yumruğa giren veyahut itikleşen iki kaleciğin tekme atışına kadar hepsine seyirci kalıyorsunuz, izliyorsunuz da. Durup izliyorsunuz ve soyunma odasına gidiyorsunuz ve geliyorsunuz, gene hiçbir şey yok. Şimdi Koral Başkan'ın da paylaşımı var, videoyu da paylaşmış. Türkan'ı kınadığını ve Futbol Federasyonu'na şikayet edeceği yönde. Hakeme de sormuş, niye kart göstermedin hocam? Çok çok versem sarı kart verirdim demiş. Ne vermedin o zaman? Verdiğin cevaba bak. Bu işin çok çoğu az azı yok yani. Verdiğin cevaba bak. Biz dün akşam sahada bir kart bekledik. Sarı da olsa bir uyarı gerekir. Sarıydı, tekmeyi sallayınca kırmızıya döndü. Evet. Net akşamki karar bu. Ha, olması gerekir. İlk giderken Türkan ayırmaya gitti. Ufuk'a da var zaten. Aynen, Ufuk'a da çok sakin bir şekilde uyarıyor. Ufuk artık tansiyonu yükselmiş, gerilmiş. Ufuk orada Türkan'a tepki verince ikili arasında olay gerildi. Ve alttan da tekme sallama var. Sen bunu hakem olarak görüyorsun, izliyorsun. En azından orada izlemeyip de soyunma odasına gitsen bir şey demeyeceğim. Ne durdun da izledin? Maçı bitirip direkt gitse soyunma odasına görmedin dersin. Ama yani? Dakikalarca izledi. Gene görmedim, duymadım. 3 hafta önce elini çektirir sana kart gösterirken gene görmedim, duymadım. Yapma Botku Hoca. Yani sen sahada bir hakemsin ve sana kimse ne dokunabilir, ne konuşabilir, ne de bir şey yapabilir. Sen otoriter tavrını sahada göstereceksin. Takımına göre, maçına göre veyahut ortamına göre kart göstermeyeceksin. Bu da adaletsizlik yaparsınız. 3 hafta önce burada Hamitköy aynı olaylarda birbirine girdi. Rifat'la Salih'di galiba. Hamitköy'den biri. Orhan. Biri birbirini itti. Biri birazcık kafa dokundu. Tat tat dörder maç cezaydı bu oyuncular. Bu mu adalet? Adalet herkes aynı dartmalı. Kartlar herkese aynı çıkmalı. Maçın önüne kadar geçecek bir noktaydı yani bu devre arasında yaşanan. Genel anlamda kötü bir maç yönettiğini söyleyemem Utku Hoca'nın. Genel anlamda penaltı tartışılır tartışılmaz biraz uzaktı ama ben kötü maç yönettiğini söylemiyorum. Ben otoriter duruşundan bahsediyorum Utku Hoca'nın. Maalesef bunu son yıllarda Utku Hoca öyle sahada pasivize nasıl derler? Böyle ruh haliyle beni ezebilirsiniz der ya futbolcuya. Bu kadar net yani. İlk duruş göstermesi lazım. Kesinlikle. Ve akşam izleyip kart vermemesi çok büyük yanlış. Tabii ki Maus Atatürkgücü artık şampiyon, bir puanı kalmış ama büyük bir başarı. Dün akşam Şenol'un olmaması, Arif'in olmaması çok önemli. Özellikle Şenol son haftaların çok formda ismiydi. Bote sahada var mı yok mu belli değil zaten. Gerçekten büyük düşüş yaşıyor. Ama Şenol'un eksikliği daha büyük eksiği. Ali Hoca bence doğru hamleler yaptı oyunda. İşte Uğur'u öne çekmesi, savunmaya Gürlü'yü oturtması, sağ beke farklı isim koyması falan filan oyun içerisinde değişiklikleri. Dün akşam adına Ali Hoca'nın doğru hamleleriydi ama Dumlu Pınar sen arka arkaya 3 dakikada 3 tane kaleciyle karşı karşıya pozisyon bulacaksın, atacaksın yani bunları gole çevireceksin. Maalesef kendi ektiğini kendi biçti diye düşünüyorum Dumlu Pınar'ın. Sedat Hoca'yı dün akşam adına kutluyorum. Hedefsiz bir takımı şampiyona karşı iyi motive ettiği düşüncesindeyim. Bunda derbi olayının katkısı olduğu büyük. Sahaya genç oyuncular koydu. İşte Arda Yetman'dır, Berk Yücedal'dır bunlar. Gerçekten Dumlu Pınar'ın yeni kazandığı isimler olduğunu düşünüyorum. Akşam muhteşem de bir gol imza attı. Berk gerçekten sahalarımızda görmek istediğimiz gollerden biri. Maus Atatürkgücü Mesarya'da dönüşü Göçmenköy maçında şampiyonluk kutlamalarını yapar diye düşünüyorum. Ama artık hedef rekor ve gelecek senenin şimdiden çalışmalarına başlamış Maus Atatürkgücü. Yabancı konusunda çok önemli isimlerle irtibata geçti. Daha da büyük yıldızlar getirme derdinde yabancıda ve 13. şampiyonluk, en önemlisi
ülkemizde 5'te 5 yapan yok. Onu almak istiyor Koral Başkan ve veda etmek istiyor bildiğim. Evet. Yani kalan maçlara baktığımızda mesela maçı var içeride. Göçmenköy, Hamitköy'e gidiyor Yenicami ve Merdal Sancak Yeşilova. Bu maçlara baktığımızda Göçmenköy ve Hamitköy. Bunlar playout'un dışında kalma mücadelesi veriyor. Zor maçlar olacak. Her ne kadar Mausa'da olsa bile zor maç olacak. Hamitköy deplasmanda olacak. Bir de Merdal Sancak Yeşilova en son deplasman. Tabii ki şampiyon takımı herkes yenmek ister. Motive olmak da daha kolay oluyor bu tür maçlar ama bu 5'te 5'i de yapabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Mesarya, Hamitköy, Yeşilova bence zor. Tabii İçerideki maçlar yani çok rahat geçer. Göçmenköy içeride, Yenicami içeride, Hamitköy deplasman. Çok rahat geçer. Yenicami'yi de rahat geçecek, yani göreceksiniz. Ona rağmen bu iki söylediğim maçlar zor. Hamitköy saha olarak zor. Evet. Ama özellikle hedef noktasında, puanı artırma noktasında da hem Meseria'da hem Yeşilova'da da çok daha iyi konsantre olacağını düşünüyorum. Ve bu maçlarda şu anda rotasyon yapma şansı yok ama Yeşilova maçında dahi rotasyona gideceğini düşünmüyorum, evet, ben Ali Hoca'nın. Dün akşamki penaltı pozisyonunu nasıl değerlendireceksiniz? Uzak, özellikle olarak uzaktı. Biz Olcay dedik ama pozisyonun içerisinde İsmail Tırlık'tı. Arkadaşımız tekrar alabilirsek sevgili Kaya. Arka plana verirse de orada inceleyebiliriz. Daha iyi olur diye, evet, düşünüyorum. Ama pozisyona yakındı, hiç tereddüt etmedi Utku Amamcıoğlu ve penaltı, evet, noktasını gösterdi. Onu bir çok konuşuldu tribünde dün akşam, penaltı mı değil mi diye. Evet, tartışılan pozisyonlar arasında o. Uzak değil. Uzak değil. Gel geride bunu süzebiliriz diye düşünüyorum. Burada Mustafa, yavaşlatma şansın varsa sevgili Kaya. Mustafa Sağlık inanılmaz ver kaç. Çok iyi bindirme. Tam ceza alanına girerken yavaş yavaş git Kaya. Birinci pozisyonda olacaktır. Buradan itibaren yavaş yavaş git. Arkadaki kim bilir? Tekrar alalım sevgili Kaya. Ertin kaçırdığı goller. Evet. İnanılmaz goller kaçırdığı. İşte bu pozisyon. Yavaşlatma şansımız yok. Vardır, yavaş, evet, yavaş gidelim. Tamam. Şimdi oraya doğru hareketlenen Olcay var. İçi, dıştan gelen İsmail var. Penaltıyı yaptıysa Olcay'ın sağ kolu yaptı. Evet, sağ kolu. Olcay'ın sağ kolu. Yani sağ kolu. Arkadaki temas var. Efendim? Yani ikili sıkıştırma. Birincide hiçbir şey yok Ahmet. Öndeki adam da, yani sağ taraf öndeki Dumlupınarlı'da hiçbir şey yoktur. Evet, evet, geriden gelen. Arkadakinin sağ kolu vurduysa boynuna şeyin, Salkın vurdu. Başka hiçbir şey yoktur harekette. O pozisyonda da Olcay değil. Kimdir arkadaki? Berk'tir. 24'tür galiba. Berk büyük kaldır. Berk ile İsmail'dir. Olcay bayağı geride kaldı. Biz anlatım noktasında 24, evet, Berk'tir. İçeri girdikten sonra dediğin gibi yani. Yok yok. İsmail çok güzel önünü kesti. Arkadan zannederim Berk'in bir itmesi var sağ koluyla. Yani açısı da uygun Utku Hoca'nın. Evet. Tam izada görüyor. Evet. Bu anda. Evet. Kolay bir pozisyon değil açıkçası. Değil. Yani değil. Utku Hoca'yı ben eleştiremem bu pozisyonda. Yani orada zaten çok yakın pozisyona. Pozisyona yakın. Ama çok itirazı var Dumlupınar'ın. O ayrı konu ama. Yani penaltı sonuçta illaki itiraz edilecek. Kesinlikle. Tabii penaltı atılmadan önce de gözler Mikhail Pote'yi aradı. Mikhail Pote ceza sahasından yavaş yavaş ceza sahası yayının da gerisine doğru giderken Mustafa Yaşılses ve Mehmet Erol penaltı noktasına, evet, geldi. Mehmet Erol açıldı ve Mustafa Yaşılses kullandı.
Yani Pote kariyerli isim, kendine özellikle kaçırdığı penaltılardan sonra çok fazla güvenmiyor ki bana göre atması lazım. Ama kritik penaltı. Olabilir, kritik de olabilir. Yani, şimdi bugün, üçüncü, dördüncü gol olsa. Yani bizim mesela Ertan Bulut da iki kez Girne 20 Temmuz'da penaltı kaçırdı. Ama penaltıcınız odur. Kaçırırsa da kaçıracak yani. Sen ona 20 Temmuz'da çektirme artık. O ayrı. Ama kariyerli bir isim. Valencia'da mesela kaçırdı. Avrupa'da da kaçırdı, Türkiye'de kaçırdı. Yine topun arkasına geldi. Evet. Yani penaltılar kaçar. Ama özellikle hem formsuzluğu hem de Hasan'ın dediği gibi çok kritik anlar olduğu için biraz geri planda kalıyor. Evet. Ama evet, sorumluluk alabilecek üst düzey profesyoneldir. Ki Türkiye'de bu işleri çok yaptı, çok başardı. Penaltı kaçar yani. 1-2 ondan sonra tekrar kendine gelir yani. Evet. Dumlupınar'da Arda'yı ilk 11'de oynattı dün Sedat Hoca. 19 yaşında genç bir oyuncu. Bunun nasıl bir değerlendirmesini yani yapmak istersin? Yani son haftalarda özellikle oynattığı için. Özellikle teknik olarak veya taktik olarak nasıl bir düşünce? Yani şunu söyleyebilirim ben. Son haftalarda forma şansı verdiği için yavaş yavaş Olcay'la bir ikili oluşturduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Derbi olması hasibiyle ve çok güçlü oyuncular olmasından dolayı, Mausa Türk gücünün ön bölgesinin güçlü olmasından dolayı böyle bir risk alınır mı? Özellikle hocanın sürekli oynattığı için bu riski alabilir. Ama iyi başlamadı. Daha hemen henüz 4. dakikada yaptığı hatada Emre boş kaleye atamadı kaleci. Fiziği çok herhalde güzel ama. Fiziği çok iyi. Ondan sonraki süreçte bir iki pas hataları oldu. Kaptırdığı toplar oldu. Toparlayamadı. Sonra sakatlığı gelişti. Sakatlıktan dolayı da çıktı ve iki kez tedavi yapılıp tekrar sahaya döndü. Oyundan kaçmadı. Bu anlamda kendisini kutluyorum. Mücadelenin içerisinde hep kaldı genç yaşına rağmen. Ve gelecek vadeden güçlü fiziğiyle Dumlupınar'ın kazandığı önemli oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Futbolda hatalar vardır. Oraya takılıp kalmaması gerekir. Attığı, kendi kalesine attığı gol. Her savunma oyuncuları da kendi kalesine atar. Hatta hücumdan bile savunmaya desteğe gelen forvetlerin bile gol yaptığını görüyoruz kendi kalesine. Futbolda bunlar olağan şeylerdir. Moralini bozmayacak, devam edecek. Çünkü isteği, arzusu, güçlü fizik yapısı ve mentalitesi çok kısa sürede adından söz edebilecek çok önemli bir yetenek Arda Yatman. Kendisiyle de özellikle futbola ilk başladığı dönemlerde çalışma şansı bulduğum için bunu net söylüyorum. O yüzden öne açıktır. Dünü akşamı unutacak, önüne bakmaya devam edecek. Evet. Evet, Nordoland Kıbrıs Kupası'nda yarın iki karşılaşma var. Yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Yarın saat 16.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Göçmenköy Cihangir. Saat 20'de ise Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Türk Ocağı ile Çaynapazar Gençlik Gücü karşılaşmaları var. Yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Değerlendirmeleri alayım. Hasan, senden başlayalım. Yani gönül isterdiği daha da farklı, daha da böyle akşamki maçlar gibi maçlar izleyelim. İzlemeden nasıl bunu söyleyebilirim diyorsun ama ben bu yarı finalde böyle maçları izleyeceğimizi çok düşünmüyorum. Muhakkak çekişmeli güzel maçlar olabilir de bu atmosferde, bu tempoda zor olur diye düşünüyorum. Belki finale artık onu da hep birlikte göreceğiz, bakalım kimler çıkacak. Türk Ocağı dünden kampa girdi Girne'de. Hı hı. Dün antrenmanını yaptı, izledim biraz. 3 günlük bir kamp. Kupaya inanılmaz derecede önem ve ciddiyet veriyor. Ama ligde de hala daha ateş hattında ve zor da bir fikstürü var. Aynı şekilde Gençlik Gücü ligde ateş hattında ve Türk Ocağı'nın rakibi. Yarın akşam 20 saatlerinde Girne'de karşı karşıya gelecekler. İlk maçtan avantajı eline almak istiyor Türk Ocağı. Ligde de çok çekişmeli maçları geçti iki takımın. Kolay maç olmayacak. Özellikle kontralarda, hücum hattında tehlikeli bir takım Gençlik Gücü ama Gençlik Gücü'nün de savunmasında problemleri var. Ocağın hücum hattı iyi. Gollü bir maç izleyebiliriz Girne'de yarın akşam diye düşünüyorum. Lefkoşa'daki maça gelince iki hafta önce ya da bir hafta önce kurallar çekildiğinde Cihangir Göçmenköy maçında favori tabii ki Cihangir gösteriliyor ama Göçmenköy'ü de Cihangir'i zorlayabilecek noktada görüyordum açıkçası. En azından öyle çok kolay geçmeyecek
her türlü sonuç olabilir diye bakıyordum. Favorim Cihangir olmasına rağmen. Ama önce Samet'in sakatlığı, menisküs yırtığı, bir ay sahalardan uzak kalacak olması. Ardına Arda'nın sakatlığı, dirseğinin çıkması, 15-20 gün sahalardan uzak kalacak olması. Göçmen köyün zaten kadrosunun çok geniş olmadığı bir noktada ve önemli iki ismini de kaybetmesi bu maç öncesi tabii ki büyük sıkıntı. Ama yine de kadrosunda özellikle kulübede bu sene çok form tutamayan ama kalitesi olan Musa gibi isimler var. Bunları sahaya sürecek. Mustafa Gezer nöbetçi golcü, ona daha çok şans gelecek. Eğer savunmayı doğru yapabilirse Göçmenköy Cihangir karşısında iki kırmızı lacivertli takımın mücadelesi de güzel bir atmosfer sahaya koyabilir. İkinci maçta Cihangir'in turu alabileceğini biraz daha artı bakıyorum ben. Ama futbol bu. Oynanmadan hiçbir sonuç belli olmaz. Aynı şekilde Göçmenköy'de ligde kalma mücadelesinde can çekişiyor. Bir tek rahat Cihangir kupada. Diğer üç takım düşmeme mücadelesi veriyor ligde. Böyle bir tablo yaşıyoruz. Evet. Ahmet Okan. Yani maçlara baktığımızda gerçekten takımlar finali hedefliyor. Artık buraya gelen tüm takım bu saatten sonra finali hedefliyor. Tabii ki Hasan da az önce özetledi. Özellikle 3 takımın play-out'un dışında belki Gönyeli çok gerilerde kalmasına rağmen az da olsa bir ümit olsa da ligde kalma adına yapacakları mücadelede önce kupa mücadeleleri de önemli. Dün de belirtmiştim, özellikle ikinci ayağın 3 Mayıs'ta olacak olması burada iyi sonuç alarak artık lige konsantre olup ligdeki yarışta toparlayabilecekleri kadar toparlayarak play-out'a eğer kalacaksa ki bunlardan 2 tanesi mutlaka kalacaktır. Çıkan takım olacak ama 2 tanesi mutlaka olacaktır. O yüzden onun da plan programını daha sonra yapacak. Türk Ocağı Gençlik Gücü'ne baktığımızda ben de Hasan'a katılıyorum. Keyifli, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Açık bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. İki takımın da skoru değiştirebilecek önemli oyuncuları var. İki takımın da savunmada ciddi zafiyetleri var. Dolayısıyla da keyifli bir maç olacak. Bir gece maçıyla çıkacak sonucu da hep birlikte göreceğiz ama Gençlik Gücü açısından baktığımızda ligde de istediği sonuçları alamaması, son maçı kazanmasına rağmen savunmada yaptığı hatalar ve verdiği pozisyonlar sonrasında kalesinde gördüğü goller, Türk Ocağı'nda özellikle Doğukan gibi, Remzi gibi son haftaların forumda ismi çıkış yakalayan İbrahim Köse gibi, duran topların ustası Ertaç gibi isimlerin fazlalığı Türk Ocağı'nın işte bu önemli etkenleri bir adım öne çıkarıyor Gençlik Gücü karşısında. Göçmenköy Cihangir karşısına geldiğimizde özellikle iki önemli eksik olmasına rağmen Kadir Hoca ofansif olarak bir anlayış ortaya koyarsa ve Cihangir savunmasında sıkıntılı anlar yaşatmayı düşünürse Burak Koçar gibi, Musa gibi isimler, Bekir gibi isimlerle başlarsa bana göre daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabii ki takımla yatan, kalkan, antrenman yapan o ama özellikle Cihangir'in savunmadan da ileriye çok ciddi katkıları var. Bunu engelleme adına önde baskıyı yaparken kaptığı toplarla da sonuca gidebilecek önemli meziyetler var. Onu devreye sokması gerekir. En büyük sıkıntılarından bir tanesi Malik Yakubu'nun savunmada sezon başından beridir dengesiz oyunu, kontrolsüz oyunu ve o kontrolsüz oyun sonrasında da yanında Mahmut İneci olsun, diğer arkadaşı Alaaddin olsun, onlara sıkıntı yaratıyor ve kalelerinde gol görüyor. O açıdan baktığımızda sıkıntı olduğunu düşünüyorum ama günün sonunda da Cihangir bu kupayı istiyor. Hem oynadığı oyunla da bunu hissettiriyor ve hepsinden önemlisi kendisini galibiyete götürecek en önemli faktörü sistem takımı olması. Toygar Hoca'nın hamleleri ve takım bütünlüğünün de kimyasının çok iyi gittiği noktada biraz daha galibiyete yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet, izleyip göreceğiz. Yine dolu dolu bir hafta geçecek futbol adına. Bir telefon bağlantımız var. Telefon bağlantımızın ucunda Çetin Kaya, Uğurcan Vangöl teknik direktörü, altyapı okulu teknik direktörü Salih Işık var. Salih Hocam, günaydın. Günaydın Çetin Bey, Ahmet Hocama, Hasan Hocama, hepinize iyi günler. Günaydınlar hocam. Günaydın hocam, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dün akşam ülkeye geldiniz, tebrik ediyoruz. Çok önemli bir turnuvaya katıldınız. Orada 7-8 maç yaptınız yanlışım yoksa.
iki galibiyet aldı çocuklarımız. Oradaki temasları bir değerlendirir misiniz hocam bize? Evet, teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Tabii ki çok önemli bir organizasyon, uluslararası bir organizasyon. 20 ülkeden 42'si yabancı, tam 72 takım. Ve ilk kez futbolda böyle uluslararası bir organizasyonda o 12 katta yer almanın onurunu ve mutluluğunu yaşadık. Tabii ki orada yani görmek lazım. Yani ne kadar anlatsak evet ülkemiz spor ambargoları altında ezilmekte ve bunun büyük sıkıntısını çekiyoruz. Fakat oraya gittiğimiz zaman emin olun ki iki tarafım çok mutlu için bir tarafında o organizasyonu gördükten sonra yıllardır bizim buralarda olmayışımızın, spor ambargosunun ne kadar kötü olduğunu, dünyadan soyutlandığımızın üzüntüsünü de yaşadım. Tabii bambaşka bir olay. Avrupa'nın birçok kulübünün, çok büyük kulüplerinin yer aldığı, çok devasa takımların yer aldığı, ileriki yıllarda yıldız oyuncu diye göreceğimiz çocukların yer aldığı bir organizasyon oldu. Muhteşem bir organizasyon oldu. Hı-hı. Tabii ki bunu 3 yıldır yapamadılar pandemi sebebiyle. Altın Ordu Spor Kulübü'nün Sayın Başkanı Mehmet Özkan Bey'e bizleri de bu turnuva da çağırdığı için bizim çocuklarımızın da yabancı ülke çocuklarıyla böylesi büyük bir organizasyonda yer almasını sağladığı için kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Hocam Hasan Topaloğlu, UEFA'dan ya da Güney Kıbrıs'tan herhangi bir yaptırım, bir girişim, herhangi bir şey oldu mu hocam? Yani sıkıntılar yaşadık açıkçası. Son güne kadar çok uğraştık ama Mehmet Bey sağ olsun bu konuya ilgili çocuklara izin vermeyeceğini, hatta Zenit takımı da orada, Rusya biliyorsunuz Rusya'da katılamıyor. Zenit takımını da çağırdı. Elini masaya resmen vurdu. Dedi ki hayır, bu çocuklar buralarda olacak. Çocuklardan burada bir şey olmayacak. Bu şekilde olayı çözdük. Biz tabii bunun olacağını biliyorduk. Defa defa biz bu konuyla ilgili yaklaşık bir yıldır bu konuyla ilgili çalışmalarımı sürdürdüm. Sıkıntılarının doğabileceğini ülkemizin tanımadığından dolayı. Fakat Çetinkan'ın yapı ve FF'ler bunun kabul görülen bir takım olduğunu tabii ona olmasına rağmen biliyorsunuz tanınan tek şey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde top. Evet. Oldu yani sıkıntılar oldu. Fazla da açıkçası bu konuyla ilgili çok şey söylemek istemiyorum. Açıkçası bunu da neden bu konuyla fazla girmek istemediğimi söyleyeyim. Çünkü gelecek yıllarda da bizim oralarda olmamız lazım. Yani olmamız açısından da bu şekil sistemli bir şekilde çalışarak oraya gidip orada Çetinkaya Kulübü'nü güzel temsil ederek, centilmence temsil ederek bu olayın devamını getirmemiz lazım. Ama sıkıntılar yaşandı mı? İnanın çok yaşandı. Evet hocam, öncelikle ben sizleri kutluyorum. Sizin şahsınızda Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nü çok önemli bir başarıya imza attınız. Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle 2015 yılında Mausa Türk Gücü 15 takımı ile bizler de oralara gittik, izledik sadece ve maalesef hayal kırıklığı ile döndük. Ama siz doğru başardınız, ülke adına çok önemli bir organizasyonda yer aldınız. Az önce de belirttiğiniz 72 takımla orada birlikte oldunuz. Dolayısıyla da bu çok büyük bir olaydır ve bu yürüttüğünüz gizlilik noktasında ve organizasyona katıldığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Özellikle Altın Ordu Kulübü ile ilişkilerinizin çok iyi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla da bizim alttan gelen gençlerimizin, çocuklarımızın Altın Ordu gibi önemli bir altyapıya sahip kulüple bir sözleşme yapma düşünceniz var mı hocam? Şimdi açıkçası size kapılar açık. Sadece Altın Ordu Kulübü değil, onların vasıtasıyla orada biz Adana Demirspor, Türkiye takımları için söylüyorum. Adana Demirspor, Sivas, Göztepe ve Kayseri ile maçlar yaptık. Son turnuva dışında orada benim ikili ilişkilerim sayesinde biliyorsunuz Özbek takımı, profesyonel takımı ve Azerbaycan'ın yine profesyonel takımı, tanınmış bir takımı Karabağ'a maçlar düzenledik.
Bizim orada Türkiye takımları içerisinde zaten ilk 32'ye kalan, yani gruplardan çıkan iki Türkiye takımı vardı. Biri Altınordu, biri de Fenerbahçe. Yani ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor, ne de diğer takımlar bu 32'ye kalamadı. Gerçekten Avrupa takımı, özellikle Alman takımları inanılmaz derecede çok iyi. Zaten ilk 4 takımı son finale Mainz ve Köln, Bayern Münih vardı. 4 takımdan bir ikisi. Biri de Chelsea ile Bruges'du. Şimdi diğer takımlarda da, Türkiye takımlarında da o yaptığımız ikinci ilişkiler neticesinde bize herhangi bir konuda yardımcı olabileceklerini veya oyuncu seçme veya işte oyuncuyu gönderme konusunda bağlantılarımız vardır. Sadece Çetinkaya ile ilgili değil, diğer akademilerde de yer alan yetenekli oyuncuların oralara gitmesinde hiçbir sıkıntımız yok. Ama bunu yapmamız için biraz uğraşmamız lazım. Yani oturduğumuz yerde hiçbir şey olmuyor. Yani bir, anlatabildim yani biz en büyük sıkıntımız açıkçası şu, yani bir şeyler istiyoruz ama uğraşmıyoruz. İşte belli noktalarda belli hamleleri doğru yapabilirsek bence hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ve gerçekten bizim şu anda birkaç tane oyuncumuz var. Şu an 12 takımda oynayan. Çok yetenekli çocuklar ve orada gözde çarpan oyunculardı. Onlarla ilgili bana sorular soruldu. Ben de kendilerine hani gerekli bilgileri aktardım. Bu şekil dediğim gibi hiçbir şeyimiz, sıkıntımız yok. Yani ne Çetinkaya'nın ne de diğer akademideki çocukların oraya gitmesi konusunda. Milli takımlar sorumlusu Sabri Sarıoğlu'nu da gördüm hocam turnuvayı izlerken. Geleceğin milli takımını buradan seçeceğiz dedi. Onunla evet. Görüştünüz mü hiç? Görüştük, evet, konuştuk. İnanın hepsi, Hamit Altun topluluğuyla görüştüm. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla görüştüm. Kendilerine ülkemizin sıkıntılarını aktardım. İngiltere'de Karman'ın tesislerinde burada kamp yaptığını söyledim. Orta kapısı Türkler'inde olması gerektiğini söyledim. Sayın Başkan bana Mayıs ayında seçimlerinin olduğunu, KKTC'lere gidip bazı girişimlere yapıldığını fakat olumsuz sonuçlandığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasaboğlu açılıştaydı. Onun yanına gittim. Sayın Mehmet Özkan'la birlikteydi. Taksim sahasıyla ilgili kendisini hatırlattım Sayın Bakan'a. Onun üzerinde konuştuk. Sonra ilk kez bizim orada olduğumuzu, Mehmet Bey'in girişimine ne bunu başarabildiğini ve buradaki Kıbrıslı Türk çocuklarına yer alması konusunda bu şekilde sadece bu turnuvalarda değil, tüm turnuvalarda yer alması gerektiğini vurguladım. Sağ olsun Mehmet Bey, biz zaten elimizden geldiğini, zaten o elinden geldiğini yapıyor. Bunları en üst makamlara söyledim. Fakat dediğim gibi yani bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Yani biz sadece oraya gidip de sonuçta ben Çetinkaya'nın koordinatörüyüm, altyapının koordinatörüyüm. Ben ayaküstü bir Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla, Federasyon Başkanlığı'yla işte kulüp başkanlarıyla bu konu ayaküstü konuşmamam gerekli. Yani ilgili kişilerin de bu işin içinde olan kısımların da gerekli girişimleri yapması lazım. Bence zor değil, başarılabilir. Yani uluslararası bir turnuvaya gittik biz. Ve UEFA'dan onaylı bir turnuvaydı bu. Bunu başarabilirsek bence Türkiye'de yapılan organizasyonlara, normal organizasyonlara daha da yer alabiliriz. Veya da bunu da genişletebiliriz. Yeter ki bir çalışma yapabilelim. Evet. Evet hocam, önemli bir temastı. İnşallah gelişerek bu temaslar devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrardan tebrik ediyorum. Sizin nezdinizde bu konuda emek veren herkesi. Çok teşekkür ediyorum Salih hocam. Ben de teşekkür ederim. Size iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, böylelikle süremizi tamamladık. Vallahi Salih Hoca'yı kutlarım. Biliyorum evet. Şu büyük emek ondadır. Çetinkaya camiasını kutlarım. Sonuçta kaynak buldular. Tek Salih Hoca değil, ekibi, yönetimi, kim evet. Katkı koyduysa büyük işe imza attılar. Buradan Altınordu Başkanı'na da ayakta alkışlıyorum. Evlatlarımıza evlatları gibi sahip çıktı. Her ne olursa olsun bu turnuvaya katılacaksınız dedi. Açıklaması Salih Hoca'nın bu şekilde. Dik durdu. Helal olsun Altınordu Başkanı'na. İşte bu başkanı şimdi hemen bizim buraya davet etmemiz lazım. KKTC futbolu olarak. Ve birlikte oturup
birçok yol konuşulması lazım. Ona teşekkür edilmesi lazım. Evet. Orçun Hoca'nın çok kısa mesajı var. Altyapı organizasyonlarda turnuvaya katılabileceğimizi, ki kendisi de çok büyük mesailer harcamıştı. Yeter ki gerekli katkılar, destekler verilsin. Ve İspanya'da bir organizasyon vardı biliyorsunuz. Barcelona'da. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun karması oraya katılmıştı. Ama özellikle organizasyonlar konusunda da devletin bu noktada maddi imkanları bu tür başta futbol federasyonu olmak kaydıyla herkese sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Evet, süremizi tamamladık. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sayın seyirciler, spor gündeminin de bugünlük sonuna geldik. Yarın saatler onu gösterdiğinde spor gündemi yine sizlerle birlikte olacak. Mutlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.